Ağlama, geçti. Geçti. Ben annemi istiyorum. Beni istemiyor musun? Seni de istiyorum ama eve geri dönelim. Ama orada sana kötü davranıyorlar Aysun. Olsun, bir yerim acımıyor ki. Hiç üzülmüyor musun Aysun? Bak hem ona orada anne de diyemiyorsun. Olsun, yine de görüyorum. Ne olur eve gidelim. Ben o eve bir daha gitmem ama. O zaman Cemre ablam, Zeynep ablam, annem onlar gelsin. Olur, Cemre ablayla Zeynep abla da gelir tabii. Hem zaten bizim o eve ihtiyacımız yok ki. Eskisi gibi oluruz, mahalleye gideriz ha. Ya annem? Onun kararı Aysun. İsterse o da gelir. Aysun? Aysun? Ablacığım neredesin? Allah Allah ya. Ben gelirken de görmedim Aysun'u. Acaba halamın yanında falan mı? Bir arayayım halamı. Ömer, bir oyuncakçı bulalım da Aysun'a bebek alalım ya ucuzundan. Ay anne, boş ver evdekilerle oynasın. Yoruldum koşuşturmaktan ya. Kızım olur mu ya? Allah Allah, söz verdik kıza. Tut bakayım şunu. Bu ne arıyor şimdi ya? Efendim kız? Hala, Aysun yanında mı senin? Evde yok da. İyice bak. Koltukların arkasına falan bak. Yok, baktım her yere baktım. Yok işte. Kızım gene bahçeye falan çıkmıştır o zaman. Gene mi? Hala sen kızı bırakıp dışarı mı çıkıyorsun böyle? Bana bak, eksik zeka. Ben evde hapis mi kalacağım kız? Benim de kendime göre özel bir hayatım var. Tamam tamam, herhalde annemin yanında ya. Ben anneme bakayım o zaman. Kızım annen yok. Çıktı, evde değil. Kızım bahçeye çıkmıştır, iyi bak. Çıkar bir yerden. Ben de şimdi geliyorum zaten. Peki. Ne olmuş Aysun mu kayıp? Ne olacak? Gene dışarı çıktı herhalde. Ben bu kıza iyidir, usludur falan diyordum ya. Bu da ablalarına benzeyecek herhalde. Bana bak, ver şunları. Ben uçtum şimdi, Tuğba falan bunu kıstırmasın, tamam mı? Hadi görüşürüz. Senin aklın başında değil. El kadar çocuğun burada ne işi var? Sefil mi olsun o da bizim gibi lan? O evde daha çok sefil oluyor. Evde tek başına bırakmışlar. Eziyorlardı kardeşim Suat. Ben olmasam daha o adam neler yapacaktı? Şimdiden üvey babalığa soyunmuş zaten. Allah Allah. Evet. Oğlum hiç de... Abi, ben çok acıktım. Buyur. Evet, Emre Bey sendeyiz. Ne var yemekte? Çıkart bakalım menüyü. Dalgayı bırak da hadi çıkar ne varsa. 3-5 bozuldu. Ben de çıkar. Sende ne var? İyi, tamam ben. Hoş bulduk abi. İki simit, bir ayran oldu benim için. Sağ olasın abi, kolay gelsin. Aysun, al bakalım. Teşekkürler abi. Afiyet olsun, baka bak. Dikkat et, üstüne dökme abi, tamam mı? Tamam. Yarım simitle günü geçirelim, ne olacak? Of, oğlum içimi karartma şimdi ya. Oğlum içini karartmak için mi söylüyorum ya? Hadi şimdi bir tane simitle doyurdun kardeşini karnına. Bunun akşamı var, yarın sabahı var. Aa, bir dakika, bir dakika. Sabah demişken bu kız o yıkıntıda uyumayacak değil mi? Olmaz oğlum, olmaz. Olmaz, böyle olmaz. Aklını başına topla ya. Sen daha kendine bakamıyorsun lan. Sokak çocuğu gibi sokaklarda dolaşıyorsun. Bari kardeşine heba etme lan. Baksana şuna, yazık.
Aysun, ne yapıyorsun? Mağazaları gidiyor. Simidimi paylaşıyorum. Bizim bu kadar simidimiz yok ki. Olsun, ben alırım. Ben yazık değil mi onlara? Hemen bunu kendi başıma bitiremem ki. İyi, peki. Al bunu da. Emre, Suat. Abi. Ne yapıyorsunuz burada? Dolaşmaya mı çıktınız? Yok be Ahmet abi, ne dolaşması. Emre'nin delilikleri işte. Nasıl yani? Hayırdır Emre? Yok bir şey abi. Nasıl yok bir şey abi ya? Var bir şey abi ya. Ya abi, bunun kılacak yeri yok. Uf, Aysun'u da getirmiş, illa benimle kılacak diyor. Gözünü seveyim, ikna et şunu ya. Suat. Kendine bakamıyor zaten. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demek kalacak yeri yok ya? Ya abi, ben bir daha gitmem o eve. Yediremiyorum artık. Tamam, tamam da şimdi nerede kalıyorsun? Nerede olacak abi? Yıkıntı bir yer var. Ne çatısı var, ne bacası. Orada kıvrılıp yatıyor işte. Olmaz öyle şey oğlum. Niye bana gelmedin ya? Ha? Ya abi, ne bileyim, zaten senin sorunların var. Rahmi abi falan. Sıkıntı olmasın dükkanda diye. Sıkıntı falan olmaz koçum, sen rahat ol. Benim anneannemin evi var. Koskocaman bomboş duruyor. İstediğin kadar kalabilirsin. Tamam. Abi bir şey söyleyeceğim. Büyük adamsın. Çok sağ ol abi. Emre, yalnız Ayşen olmaz. O daha çok küçük, bakamazsın ona. Geri götür çocuğu, tamam? Olur mu? Peki abi, bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi o evde ben de kalabiliyor muyum? Sorduğun kadar. Ne? Abi kral adamsın bu. Partide yapabilir miyiz biz onu? Ben? Saçma. Aysun! Aysun ablacığım, bak saklanıyorsan çık ortaya. Aysun! Ay Allah'ım, delireceğim ya. Bu çocuk tek başına nereye gider? Burası güvenlikli kapalı bir ev yani. Ya anne, güvenliğe soralım. Belki biliyorlardır nerede olduğunu. İyi tamam, hadi gel. Aysun! Aysun! Günaydın vücut iklimimin sultanı, hoş geldin. Ne günaydını be bu saatte? Sen gelince böyle her yerlere bir güneş doğuyor ya, ben o açıdan şey etmiştim. Lütfü, o doğan güneşin bir batışı var. Sen ne zaman geldin Nefise'yle? Biz biraz evvel geldik fakat tam zamanında gelmişiz. Zira Muzaffer Bey'le Tuğba Hanım. Ne olmuş Muzaffer Bey'le Tuğba Hanım'a? Öt bakayım. Çocuklarla yakar top oynuyorlardı böyle, güle oynaya, şen şakrak. Nefise Hanım bu duruma çok bozuldu. Vay! Topu yanasıca Tuğba. Ben ona gösteririm. Bence de. Elindeki paketleri alabilir miyim? Yok yok, ben taşırım, zahmet etme. Hayır sultanım, kıyamam sana. Sen taşıma, ver ben alayım onları. Hayır ya, vallahi bak bir daha yüzümü göremezsin, ısrar etme. Aa, ayıp, öyle deme ama, ben yine de tıtırdım. Aman sen bunları şuraya sakla, sonra müşterine kaybettir, hadi. Kız ne oldu? Yok yok, hiçbir yer yok, her yere baktık, yok. Allah, sizin yüzünüzden taksiciye uçur beni dedim. Uçurayım abla dedi, tırın altına giriyorduk. Ya saklanmıştır bir yere ya, çıkar. Ya baktım diyorum, baktık, her yere baktık, yok işte. Şey nedir, ben yardımcı olayım? Ya Lütfü abi, Aysun'u gördünüz mü Allah aşkına ya? He Aysun. Tahsin, Tahsin! Seri. Efendim abi. Azime Hanım'ın küçük tatlı şeker bir yeğeni vardı, onu gördün mü buralarda? Gördüm. Sabah abisi götürdü onu. Ha. Kankacığım, en doğrusu bu. Vallahi bak. Yoksa sefil olacaktı oğlum kız da bizim gibi. Yapacak bir şey yok. İçim hiç rahat değil ama başka çare yok zaten. Hadi bakalım bal kaba. Gidiyoruz biz. Çak. Görüşürüz Zahat abi. Görüşürüz.
Sen gelmiyor musun? Hayır güzelim. Lütfen. Benim biraz işlerim var. Ben sonra geleceğim, tamam mı? Tamam. Hadi. Geçiriz. Hadi kanka. Uzayalım biz inceden. Malum mimliyiz. Gören varan olmasın. Hadi. Aa, Aysun. Aysun sen neredesin böyle ha? Neredesin sen? Kız portakal. Sen neredesin? Korkuttun bizi. Çok merak ettik seni bıcırık ya. Aysun abi nerede? Sonra gelirim dedi. İyi siz müştemilata geçin hadi. Konuşuruz sonra. İyi ben götüreyim. Azim abla, Muzaffer Bey seni çağırıyor. Niye çağırıyor ya? Nereden bileyim abla ben, ama bir an önce gelsin dedim. Hayırdır? Oh, benim güzel kızım ya, benim bir tanem ya. Ben seni bulamayınca ne kadar çok korktum anne. Gel buraya anneciğim, gel sana şöyle bir sarılayım. Sarılma. Aysun ne oldu annem, senin neyin var? Ben yalnızdım. Ama sen yanımda yoktun. Korktum. Bir tanem. Özür dilerim anneciğim. Benim halletmem gereken işlerim vardı. O yüzden gittim. Halanın da işi çıkmış. O yüzden sen yalnız kalmışsın. Bir daha olmaz olur mu? Affet beni güzel. Artık gelmiyorsun. Artık benim annem olmak istemiyorsun. Aysun o nasıl söz anneciğim? Bir tanem ben hep senin annenim ve sen hep benim biriciğimsin. Tamam mı? Özür dilerim annem. Özür dilerim. Bir daha o zaman o adamla yalnız bırakma beni. Söz ver. O adamla mı? Mert'in babası. Ne oldu Aysun? Söz ver. Tamam Aysun söz söz. Ne oldu anlat bana ne oldu? O adam bana çok kızdı. Mert'i yanlışlıkla ittim diye. Sonra abim geldi. Birbirine bağırıştılar. Sonra o adam abime vurdu. Burasına. Sen yanımızda olsan o adam anne vuramazdı. Anne Emre'ye nasıl vurur o adam ya? Bilmiyorum Cemre kızım, bilmiyorum. Öyle biri değil. Nasıl böyle bir şey olmuş hiç bilmiyorum. Yalan mı söylüyorsun yani anne? Yalan söylemiyorum. Tamam kızım, tamam bir tanem. Tabii ki yalan söylemiyorsun anneciğim, tamam. Anne bak, o adam nasıl kardeşime vurur benim, nasıl el kaldırır ya? Bak kocam bile olsa vuramaz. Cemre. Ya ne anne ne bak. Eminim ki Emre saçma sapan bir şeyler söylemiştir ama ne olursa olsun kimse benim kardeşime el kaldıramaz. Cemre tamam sakin ol. Konuşacağım. Konuşacağım. Bir daha böyle bir şey olmayacak tamam. Cemre ne oluyor, sesin dışarılardan geliyor. Abla sorma ya, bu Muzaffer denen adam var ya. Cemre tamam. Tamam sakin ol. Al kardeşini biraz dışarı çıkar, hava alsın hadi oynasın. Ya bu evde neler oluyor ben bile yetişemiyorum artık ya. Hem seninle konuşacaklarım var Zeynep. Geç otur biraz geç. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.